Konuyu dağıtmayalım çünkü gerçekten hepimiz dün akşam duygulandık. Çağrı'ya gidelim. Çağrı kendi hayat hikayesini, burada olma sebebini, daha önce yaşadıklarını o sert görünümlü Çağrı bakın nasıl anlatmış izliyoruz. Yani Survivor'un benim için bir şans olduğunu, hatta son şans olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradayım zaten. Yani ben çok güzel bir çocukluk geçirdim. Annem, babam çok iyi insanlardı. Babam rahmetli oldu, annem yaşıyor. Babamı hastalıktan kaybettik. Yani o da çok dünyanın benim gördüğüm en namuslu insanlardan biri diye. Ben hayatımda babam kadar hiç namuslu bir insan görmedim. Hepimiz ailelerimiz gibi olmak isteriz tabii. Yani babamız, annemiz gibi olmak isteriz ama mümkün olmaz yani hayat şartlarından dolayı. Ben de babam gibi olmak çok isterdim ama o kadar olamadım. Fakat babamı erken kaybettikten sonra işte o hem çocukluğun verdiği şey hem de işte bir arkadaş çevresi olabilir. İşte her hiçbir şey dünya umurunda olmuyor o sıralar. Annem de beni mutlu edebilmek adına her şeyini verdi. Ne varsa her şeyini verdi okutmak için. Biz ama o yolu seçmedik. Böyle hani iyi okuyamadık. Okuyamadık hatta. Hazıra da dayanmıyor. Para bitti. İşte etrafımızdaki insanlar bitti. Yeri geldi akrabalar da şey oldu. Gitti. Varmış gibi gözüken akrabalar da oldu. Onlar ama sadece böyle annemi böyle verirken ezdiler. Yani bunun sorumlusu benim aslında. Sonra işte annem kanser oldu. Onun da ben ettiğimi düşünüyorum, kanser. Sonrasında işte annem de benim oyuncu olmamı isterdi hep. Bunu gerçi daha önce anlattığım birkaç yer olmuştu mecburiyetten. İşte Allah razı olsun, bin kere razı olsun. Benim hem burada olmamın sebebi, hem hayatta tutunmamın sebebi, annemin de hayatta tutunmasının sebebi. Bir dostum vardı, daha önce tanıdığım. Onun yanına gittim. İşte annemin benim oyuncu olmamı istediğini, şu an ihtiyacımız olduğunu söyledim. O da sağ olsun beni işte hiç düşünmeden çok rahatla diziye soktu o zaman. Allah yüzümüze baktı orada. Normalde çok az bir şeyim olacaktı. Bir laf söyledim işte ekmeğimin peşindeyim diye. Onun üzerine sevildi, devam ettik. Oyunculuk dışarıdan gözüktüğü gibi böyle herkesin çok para kazandığı bir şey değil. Yani biz de işte anca günümüz döndü. Bir yandan da annemin hastalığı için para ihtiyacımız vardı. Yani Survivor benim için son şans. İnşallah buradan ne kadar gücüm yeterse, ne kadar kalabilirsem benim için o kadar iyi. Savaşacağım. İnşallah finale kadar gitmek istiyorum. Annemi gururlandırmak olduğu kadarıyla. Evet. Yani burada özellikle bir laf benim çok dikkatimi çekti. Para bitti. Etrafımızdaki insanlar gitti. Yani bu gerçekten çok doğru bir şey. Ben de burada bir böyle zenginlere gömer gibi oluyorum ama gerçekten böyle bir durum var. Para bitti mi insanlarda? İnsanların etrafında bir boşluk oluyor mesela. Çağrı da bundan bahsediyor. Onun dışında parayı güç olarak diye düşünen insanlar olduğu için param bitti mi gücüm bitti mi olayına denk geliyor. Hı hı. Param bitince de senin gücün yok demeye getiriyorlar. Böyle de mesafeyi koyuyorlar. Sadece para da değil ki olay. Yani artık insanlık öyle bir yere geldi ki her şey çok çabuk tüketiliyor ve biri birinden menfaat alamadığı anda zaten sırtını dönüp gidiyor. Bundan sonra da daha da kötüye gidecek yani. Çok çabuk tüketiyor. İlişkiler çok çabuk tüketiliyor yani. İş ilişkisi, aile ilişkisi, arkadaşlık ilişkisi, akraba, karı koca ilişkisi, sevgili ilişkisi, akraba ilişkisi. Menfaatin olmadığı anda, bittiği anda hemen dönüp gidiyor herkes. Bırakıyor seni yarı yolda yani. Ne diyorsunuz Çağrı ile alakalı? Yani dediğim gibi çok Survivor'a sert bir giriş yaptı. En büyük kavgalarda, en büyük gerginliklerde hep biz Çağrı'yı gördük. Ama bir yandan, şimdi tabii şöyle bir şey oluyor aslında. Böyle yüksek şeyler yaşayan insanların hep bir hayat hikayesinde bir böyle bir nasıl diyeyim bir boşluk, bir böyle zorlanma, bir böyle dibe vurmuşluk hep oluyor.
Survivor'da da hayatta da böyle. Aslında bence bastırmak için de böyle kendini daha farklı göstermeye çalışıyorsun belki. İşte insanları böyle göründüğü şekilde yargılıyoruz ya, ya da bir anlık verdiği o refleksle, bir anda verdiği tepkiyle bir şekilde hani konumlandırıyoruz. Hepimiz için geçerli bu ama insanların gerçekten ne yaşadığını bilmiyoruz. Şu an mesela Çağrı bundan bahsetmemiş olsaydı biz Çağrı'nın ne kadar agresif olduğunu ya da fevri çıkışlar yaptığını falan görmüş olacağız. Hani onun hayat hikayesini başka bir kenarda hiç olmamışçasına ya da bize hiç geçmemişçasına böyle bir eleştirde bulunacaktık. Ya da insanlar o şekilde bir fikir sahibi olacaktı. Ya oradaki bütün yarışmacıların aslında bir mutlaka geçirdiği bir hayat hikayesi vardır. Kimisi çok şanslı doğuyor belki de. Hani bununla da eğer şansa. Hani çok zengin bir ailede de doğabilirsin. Ya da çok fakir ailenin bir insanı da olabilirsin. Bir bireyi de olabilirsin. Çok fazla mücadele veriyoruz hayatta yeterince. Ve buraya katılan kişiler de yarışmacıların çoğu da bir yerlere gelebilmek için ve kendileri ayaklarının üstünde durabilmek için aslında bu adımı atıyorlar. O yüzden hepsine saygı duyuyorum ama işte Çağrı'nın olayı bence hepimizi çok etkiledi. Annesinin kanser olması ve paraya ihtiyacı olması. Bir de şey diyor, annem benim yüzümden kanser oldu diyor mesela. Hani bu da böyle insanı... İşte çocuğuna bakacak o şeyin altına girmesi mi acaba? Hani o psikolojinin altına. Ben işte Çağrı'ya en iyi şekilde bakabilmem lazım. Çünkü akrabalarımız tarafından biz bu konuda çok ezildik dedi. Yani annesi babası öldükten sonra Çağrı tabii ki de annesinin hani bütün yük annesinin omuzlarına kalıyor. Evet. Belki o yüzden böyle bir şey söylemiş olabilir çünkü. Ben onu şey olarak algıladım. Kötü bir Çağrı, çocuk değil. Muhtemelen haşeri bir çocuktu. Yani yaramaz. Yaramaz, çok söz dinlemeyen, atıyorum. Biraz yordu mu annesini acaba? Annesini yormuş olabilir. Yanında olması gerektiği zaman olmamış, dışarıda olmuş olabilir. Hani bunları da sonradan vicdan yapmış olabilir. Hadi tabii hani kesin böyledir dememiz hem yanlış olur hem çok zor. Böyle bir şey olabilir yani. Annemi üzdüm demeye getiriyor olabilir evet, orada evet. Yani. Ama Survivor'da şöyle bir durum var mesela. Hani Hristiyanlarda şey vardır. Kiliseye gidersin, orada bir odada ne derler, günah çıkarırlar. Evet. Survivor'da da burada insan böyle... Duygusallaşıyor. Çok duygusallaştığı aç kalınca. Film gibi gözün önüne giriyor her şeyi. Bir şekilde kendi hayat hikayesini... Tabii. Hani Sinan Çetin bir şeyi vardı programı. Şu anda birçok var da. Hani böyle bir kendini... Film gibi diye dökmek istersin ya, burada Çağrı'nın da yaptığı aslında bir belki bugüne kadar kimseyle bu hesaplaşmayı şey yapmadı. Evet. Ama burada röportajı yapan bir kişiye seslenirken aslında bütün Türkiye'ye kendi hikayesini anlatıyor. Mesela bu müthiş bir rahatlama getirir Çağrı'ya. Tabii. Çünkü yani bu hepimiz için geçerli. Bir sıkıntımız olduğunda bunu içinde biriktirdiğin zaman bir şekilde sende ya bir hastalık olarak... Ya da psikolojik olarak bir rahatsızlık yapıyor. Ama iyi bir dostun varsa ya da anne baban kardeşinle güzel bir ilişkin varsa bunu anlattığın zaman insan bir rahatlıyor. Onu böyle içinden atmış oluyor. Bir de karşı tarafa ben güçlüyüm imajını vermeye çalışan bir karakterde olan bir şey yarışmacı. O da yaşadıklarından dolayı hani bence. Hani ben güçlüyüm, benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Ben tek başıma da yaparım. Zaten en duygusal insanlar hep öyle olmaz mı? Agresif, sinirli ve hani sürekli dışarıya karşı güçlü görünür ama içinde aslında güçsüzdür. Şeydir yani, fırtınalar kopar. Bir laf vardır, en güçlü kemik en çok kırılan kemiktir diye. Gerçekten öyle. Çağrı tabii şöyle diyeyim, hani biz burada Çağrı hata yaptığında ya da agresif olduğunda agresif diyoruz. Evet. Bu duygusallık evet bize geçti ama yarın öbür gün yine Çağrı bağırıp çağırdığında eğer o olayda haksız yere bağırıyorsa biz yine bunu konuşacağız. Yani bunun şimdi... Hani burada bir pozitif ayrımcılık hiçbir şekilde yok. Ama bu hikayeyi dinlemek bir şekilde bizi Çağrı'yla alakalı bir pozitif yere çekiyor. Daha fazla empati ama yapabildik sadece. Evet, Çağrı'nın hayatıyla ve bilinmeyenleriyle alakalı. Ama yine bence şu anki doğrultuda giderse Çağrı için daha iyi bir Survivor olacak diye düşünüyorum. Ne ben Çağrı için sadece şunu düşünüyorum. Çağrı'nın biraz artık böyle sivili bir tarafa bırakıp rahat bir zihin, rahat bir bilince varıp artık böyle kendini oraya odaklayıp hani... Şöyle çok bir zor. Korkusu olabilir. Gidebilmem, yani bu röportajdan ben onu anlıyorum. Gidebildiğim yere kadar gidebilmem lazım. Bu benim son şansım. İşte ne bileyim finale gidebilmem lazım. Burada kalabilmem lazım. Bu tip endişeler yarışmacının performansını düşürür. Çünkü üzerinde baskı oluşturur. Bir kez Çağrı'nın direkt bu baskıdan kurtulup böyle temiz bir zihinle, rahat bir enerjiyle kendini yarışmaya vermesi lazım. İnşallah öyle yapar. Öyle yaparsa o zaman yolu uzar yani. Bu ekmeğimin peşindeyim lafı da hani biz tabii Çukur'u çok seyretmiyoruz ama. Kendi repliğim çıkardı. Ben seyretmedim hiç yani. O yüzden söylüyorum. Oradaki bir repliği böyle bayağı bir popüler olmuş. Öyleymiş. Her yerde konuşulan bir şey. Hani burada bazen söylüyor. Bize de
Ya adam buraya hani ne için geldi gibi bir şey falan. Öyle gelmişti bana. Sonradan uyandım olaya.